Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün diyet tarifler serisine çok güzel bir tarif vereceğim. Tarifimin adı karnabahar cips. Sağlıklı bir cips yapacağız ve diyet tariflere verme sebebim çok fazla malzeme olmaması. Yani karnabahar güzel bir diyet için öğün. Cips de herkesin çok sevdiği bir şey olduğu için karnabahardan cips yapacağız. Hemen tarifimi anlatmaya geçiyorum. Bir tane orta boy karnabahar kullanacağım. Benim kullandığım karnabahar ortalama 1,5 kilo. Yani kiloyu alacaksınız. 2 kilo alın. Saplarını falan çıkarınca 1,5 kilo kalacak. Şimdi karnabaharı hiç bıçak kullanmadan elimle parçalayacağım. Önce büyük büyük parçalara parçalayalım. Sonra biraz daha küçülteceğim. Bıçak kullanmama nedenim böyle daha sağlıklı olması ve şekil olarak daha güzel kalıyor olmaları. Bıçakla yaparsak daha şekilsiz oluyor yani. Direkt elinizi böyle ayırabilirsiniz. Çok küçültmemeye çalışıyorum. Ortalama bir büyüklükte bırakıyorum. Şimdi karnabaharları yıkayıp geliyorum. Karnabaharı yıkadım geldim. Cips sosunu ayarlayacağız. 3 yemek kaşığı kadar mısır unu kullanıyoruz. Mısır unu yoksa buğday unu da olur. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber. Karabiber çok fazla acıtmasın diye az koydum. Baharatları aktarıyorum. Ben fazladan lezzet versin diye patates baharatı kullanacağım. Patates baharatı yoksa kullanmayabilirsiniz. Yoksa kajun baharatı varsa o da olur. 1 tatlı kaşığı da patates baharatı. 1 tane maden suyu kullanacağım. Maden suyunun hepsini aktarıyorum. Balon gibi şişiyor. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. 2 yumurta kullanacağım. Yumurtaları da kırıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağ kullanmayabilirsiniz ama lezzet olarak eksik kalır. Sıvı yağ kullanın derim. Yani sağlıklı olsun diye yağ kullanmayanlar oluyor. Ama yağsız da lezzeti az oluyor. Bütün malzemeleri ekledim. Şimdi yumurtaları patlatıp karıştırıyorum. Bütün malzemeyi güzelce karıştırdım. Şimdi karnabaharları tepsiye dizeceğim. Tepsiye bir tane yağlı kağıdı yerleştirdim. Karnabaharı sosa banıyorum. Bandığımı tepsiye yerleştiriyorum. Banıyorum. Güzelce her yerine sos gelsin. Tepsiye alıyorum. Bütün karnabaharı aynı şekilde yapıyorum. Karnabaharların hepsini sosladım ama hala fazla sos olduğu için üstlerine biraz sos gezdireceğim. Sosun yarısını da sonra kullanacağım. Sosunuz çok fazla sıvı geldiyse mısır unundan biraz daha ekleyebilirsiniz. Birkaç kaşık daha ekleyebilirsiniz. Güzelce sosladım. Kalan sosu da birazdan ne yapacağımı söyleyeceğim. Şimdi karnabahar cipsleri 190 derecede 40 dakika pişirmeye bırakacağız ama 20 dakika piştikten sonra çıkaracağız. Kalan sosu üstüne ilave edeceğiz. Bunu yapma sebebimiz güzelce pişsin, güzelce sosun tadı gelsin. Yani güzelce cips kıvamına gelsin. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Alt üst açık 190 derece fırında toplam 35-40 dakika pişmeye bırakıyorum. Karnabaharlar pişerken ben de özel sosunu hazırlayacağım. Burada 3 yemek kaşığı yoğurt var. Yoğurdun üstüne göz kararı ekleyeceğim ben. 2 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum. Bu 1. Bu da 2. Yeter lan yeter! Yeter! 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. 2 diş de sarımsak kullanacağım. Sarımsağı şimdi rendeliyorum. Küçük rendemizle rendeliyoruz. İkinciyi de rendeliyorum.
rendeleyeyim sarımsağı. Gördüğünüz gibi parmağımla aldım. Sarımsak bayağı önemli. Kesinlikle kullanın. Sarımsak, mayonez, yoğurt, kekik. Hepsini karıştırıyorum. İsterseniz karabiber, kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Karnabaharlar piştikten sonra cips gibi olacak. Yoğurt sosumuza bana bana yiyeceğiz. Yoğurt sosu da bu şekilde. Karnabaharlar piştikten sonra görüşürüz. Karnabahar güzelce pişti. Fırından çıkarıyorum. Şu an çok sıcak olduğu için yiyemem. Onun için biraz ılısın. Sonra sunumda görüşürüz. Karnabahar cipsin sunumu. Bu da yoğurt sosumuz. Şimdi karnabahar cipsin tadına bakacağım. Yakından göstereyim. Bir tanesini alıyoruz. Yoğurda banıyoruz. Tadına bakıyorum. Bayağı baharatlı, lezzetli bir şey olmuş. Yani cipse benziyor gerçekten tadı. Bence sağlıklı bir cips tarifi oldu. Bu arada öncesinde hiç haşlamadı. Haşlamadan da gerçekten yumuşamış. Ortalama 40-45 dakika pişirdim. Herkesin fırına göre değişecektir. 40 dakika pişirin, sonra tadına bakın. Eğer yumuşamışsa çıkarabilirsiniz. Yumuşamamışsa bir 5-10 dakika daha pişirebilirsiniz. Tek başına mükemmel gitmiyor ama yoğurtlu sosla beraber çok güzel oluyor. Kesinlikle deneyin derim. Ben bir tane daha. Şöyle banayım. Yoğurtlu sos sarımsaklı falan olduğu için çok güzel olmuş. Karnabahar cips tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonu basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.